Trendcast Şok kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Koronavirüs yüzünden birçok dizi yarım kaldı, birçoğu ise erken final yapma kararı aldı. Bu videomuzda size yayın hayatına son veren, maalesef yeni bölümü gelmeyecek olan Türk dizilerini sıraladık. Final yapmasına en çok üzüldüğünüz diziyi aşağı yorum olarak yazıp kanalımıza Herkes Şok'a abone olmayı unutmayın. Hizmetçiler dizisi. Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Hizmetçiler dizisi, yabancı bir dizinin Türk uyarlaması olarak ekranlara gelmişti. Dizi henüz 3 bölüm yayınlanmıştı. Maalesef koronavirüs ülkemizde yayılmaya başladıktan sonra bütün dizilerin çekimleri gibi Hizmetçiler dizisinin çekimleri de durdurulmuştu. Lakin zaten dizinin reytingleri çok iyi olmadığı ve Kanal D'nin de dizi reytinglerinde oldukça tutucu davrandığı için dizi tamamen yayından kaldırılma kararı aldı. Yani Hizmetçiler dizisi 3 bölümle final yapmış oldu. Yeni bölümlere gelmeyecek. Baraj. Aslında bir Yeşilçam filminin uyarlaması. Daha önce Türkan Şoray'ın başrollerinde oynadığı Yeşilçam filmi Baraj'ın dizi olarak Fox TV'de yayınlandığı ilk duyulduğunda insanlar dizinin nasıl olacağını merak etmişti. Baraj dizisi henüz ilk bölümüyle insanların ilgisini çekmeyi de başarmıştı. Üstelik dizi Fox TV'de salı akşamları yayınlanan kadın dizisinin final yapmasından sonra kadın dizisi yerine gelmiş gibi olmuştu. Baraj dizisi de henüz 2 bölüm yayınlanmış. Lakin koronavirüs sebebiyle çekimlerini durdurmak zorunda kalmış ve erken final kararı almıştır. Gel Dese Aşk. ATV'de pazar akşamları yayınlanmaya başlayan Gel Dese Aşk dizisi de henüz 5 bölüm yayınlanmıştı. Lakin dizinin reytingleri hiç iyi değildi. Özellikle dizinin çok alışılagelmiş konusu seyirciyi kendisine çekmeyi başaramadı. Gel Dese Aşk'ta reytinglerin düşük olması ve koronavirüs sebebiyle çekimlerini iptal etti. Dizinin yeni bölümleri de maalesef gelmeyecek. Zamo. Show TV'de yayınlanan Zamo dizisi de 11 bölüm yayınlanmıştı. Dizi maalesef reytinglerde çok büyük bir başarı elde edemedi. Yine Zamo dizisi de diğer bütün diziler gibi koronavirüs sebebiyle çekimlerini durduran dizilerdendi. Dizinin 12. bölümü gelmeyecek gibi duruyor arkadaşlar. Şampiyon. TRT1'de yayınlanan Şampiyon dizisi de 25 bölüm yayınlanmış, lakin dizinin reytingleri çok düşükte kalmıştır. Buna rağmen TRT biliyorsunuz ki dizilerin reytingi düşük olsa da dizilerine sahip çıkmakta. Lakin bu koronavirüs olayından sonra da Şampiyon dizisinin devam etmeyeceği bekleniyor. Özellikle konu olarak Şampiyon dizisi her ne kadar diğer dizilerden daha etkileyici bir konuya sahip olsa da yayın hayatı çok erken bitmiş oldu. Babil. Daha önce bir internet dizisi olacağı planlanan Babil dizisi de son anda bir değişiklik yapılarak Star TV'de yayınlanmaya başlamıştı. Oldukça sağlam bir oyuncu kadrosu ve yüksek maaşlar talep eden oyunculara rağmen Babil dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı. Hatta reytinglerde ortalamanın bile altında kaldı. Böyle olunca dizinin maliyeti kazancından daha fazla olduğu için dizinin final yapmasına karar verildi. Tutunamayanlar. TRT1 dizisi olan Tutunamayanlar her ne kadar ilk başta adıyla Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabına gönderme yapıyormuş gibi algılansa da aslında kitapla hiçbir alakası yok. Dizi tamamen Leyla ile Mecnun dizisinin bir değişik versiyonu gibi. Bu yüzden de dizi çok eleştirildi ve beğenilmedi. Tutunamayanlar da bu yüzden final yapma kararı aldı. Zümrüdü Anka. Henüz 9 bölüm yayınlanan Zümrüdü Anka dizisi de Fox TV'de ekranlara geliyordu. Konusu pek dikkat çekmeyen bu dizide 10. bölümü maalesef ekranlara gelmeden final yapmış oldu. Güvercin dizisi. Star TV'de yayınlanan Güvercin dizisi de 15 bölüm yayınlanmış. Dizinin reytingleri de pek yüksek olmadığı için final yapma kararı almıştır. Evet arkadaşlar, final yapan diziler listemizde sizin severek takip ettiğiniz dizi var mı? Bunu aşağı yorum olarak yazın. Siz en çok hangi dizinin final yapmasına üzüldünüz? Düşüncelerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza Herkes Şok'a lütfen abone olun. Hoşçakalın.